Neden bizim ülkemizdeler? Sığınmacılara bakmak zorundayız. Müslümanız çünkü. Yarın bizim başımıza da gelebilir. Sığınmacı geçti, onlar yerli oldu. Biz yabancı olduk artık. Biz çıkmaya çalışıyoruz. Kendi belediyelerini bile seçebilecek konuma geldiler. Bunlar böyle kaldığı zaman 10 sene sonra mahalle muhtarı onlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke dedi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sığınmacı, aynen burası da yani çok şey yani. Çok sığınmacı var, çok şey Suriyeliler var yani. Bayağı bir rahatsızlık duyuyoruz yani. Şimdi iş konusunda olsun mesela, iş bulamıyor şimdiki gençlerimiz yani. Şimdi fabrikata olsun, şeyde olsun hep 3 liraya 4 liraya çalıştırıyorlar yani. Şimdi Türk işçilerimiz çalışamıyor. O yüzden sıkıntıları var yani, kiralar olsun. Kiralarda çok sıkıntılar var. Ne bileyim yani, iyi bir şeyler değiller yani. Ailece bir yere gezemiyorsun. Tamam, onlar da insan ama ne bileyim, gitsin memleketinde, gitsin şeyinde yaşasınlar yani. O yüzden ben rahatsızım yani. Sığınmacılara bakmak zorundayız. Müslümanız çünkü. Yarın bizim başımıza da gelebilir. Biz ensarız yani. O yüzden bakacağız. Kişiye göre değişir. Zararı yok ki. Hiçbir kişinin, yani o Müslüman insanların zararı yok. Olanları varsa da Şam'dan gönderilen casus adamlardır. Yoksa buraya gelen mazlumların hiçbir zaman böyle ne bileyim bir taşkınlık yapacak, hırsızlık yapacak, adam öldürecek veya farklı bir şey yapacak. Adamların öyle bir niyeti yok yani. Zaten adamlar aç sığınışa gelmişler buraya. Kalsınlar. Her zaman da bakmak zorundayız. Yarın başımıza da bir iş gelirse bizim ilk sığınacağımız yerle yine bir Müslüman ülkesi. Bize ne Bulgaristan, ne Yunanistan, ne Ermenistan hiç kabul etmez. Anında boğarlar bizi. Denize atarlar, keserler. Ben İldem'deyim. Orada çok fazla yok ama eski kız arkadaşım Hürriyet'te yaşıyordu. Ve orada inanılmaz fazla vardı gerçekten. Neredeyse orada kendimi yabancı hissettim. Birazcık tedirgin olmuştum tek başıma ederken. Benim ilk aklımda olan şey yurt dışına gitmek olduğu için birazcık kafa yormayı bıraktım. Bence birazcık sözlerime dikkat etmek istiyorum. Gitsinler sanırım. Kendi ülkemizde kendi vatandaşlarımız olsun isterim. Tabii yani yardım ettiğimiz için seviniyorum ama şimdi kendimi düşünüyorum. Şimdi kendim de bir vatandaş olarak bu ülkede başımıza bir iş gelse, bir savaşta kalsak çoğu ülkenin bize kapılarını açacağını zannetmiyorum. Ya da bir şekilde kendi halimizde kalacağız. Ya da ekonomimizde şey bir zarar veriyor illaki tabii ki de. Çünkü nüfus artışı var ve biz hastanelere ulaştığımızda sorun yaşanıyor. Öncelik hakları veriliyor. Sonra sigortasız çalışabiliyorlar. Yani adamlar kendileri istemiyorlar Türk vatandaşlığına geçmek haliyle. Çünkü geçerlerse vergi ödenecek. Sigorta parası verecekler falan. Bildiğim kadarıyla zarar var. Ben gitmelerinden yanayım. Sığınmacılardan memnun değilik. Bir an önce evlerine, illerine dönsünler. Başka ne diyeyim işte. Memnun değilik. Biz rahat yaşayamıyoruz memleketimizde. Alışveriş bile yapamıyoruz. Yani. Ben de memnun değilim. Memnun değilik. Gitsinler, biz memnun değilik. Biz de yerimize Allah herkesi işitsin de yani herkes evinde bulunsun yani yerinde. Başka ne diyek? Gitsinler. Şu an Türkiye sığınmacıların merkezi. Vallahi yeteri kadar kaldılar. Her bayram ziyarete gidip geliyorlarsa. Biz de artık sığınmacı geçti. Onlar yerli oldu. Biz yabancı olduk artık. Biz çıkmaya çalışıyoruz. Gitmelerini isterim. Ülkenin başına yük diye düşünüyorum. Ya maddi yükler bir keresinde. Her yönden etkiliyor o yüzden. Giderlerse iyi olur. Doğru söylüyor. Çünkü niye derseniz Numan Kurtuluş herhalde memuruna, emekliliğine sahip çıkmayacak. Gördünüz işte 31 Mart'taki seçimde neyin ne olduğunu. Suriyeli'ye sahip çıkacak. Gelecek burada sığınmacılar dükkan açacak, para vermeyecek. Kelle başı 750 lira devlet para verecek. Ondan sonra da gelecek burada millet diyecek ki bu vatan benim, bu millet benim, bu bayrak benim, bu ezan benim diyecek. Hiç kusura bakmasın. Bu bayrak, bu ezan, bu ecdadına sahip çıkan kişinin. Beştepe'lere çıkacak, Suriye'de istediğini yapacak. Beştepe'ler benim diyecek. Gelecek Küçük Mustafa benim diyecek. Gelecek Bozantı Caddesi benim diyecek. Biz Suriyeli'ye sahip çıkacağız. Kusura bakmasın. Suriyeli gitsin memleketinde savaşsın, tamam. Çoluğuna, çocuğuna, bayanlara sahip çıkalım. Bittikten sonra da savaş gitsin memleketine yerleşsin. Benim insanım gidecek nöbet bekleyecek. Ondan sonra savaşacak bu millet için, bu memleket için, bu bayrak için. Ondan sonra da sığınmacıya sahip çıkacak. Kusura bakmasın Numan Kurtuluş. Numan Kurtuluş ilk önce devletin
memuruna, emeklisine sahip çıksın. Zannedersem Suriye'nin sahip çıkmış Küçük Mustafa'daki muhtarlığı da belki alabilirlerdi. Bilmiyorum, onlara nüfus cüzdanı verecekler mi? Devlet ona nüfus cüzdanı dağıtırsa herhalde, bilmiyorum, meclise herhalde bir yaklaşık bir 2-3 tane milletvekili sokarlar. Sığınmacıların hani olup olmaması değil. Mesele şu, bizim ülkemizi bir adım öteye getirecekse, hani götürebilecekse, hani din, dil, ırk fark etmeksizin ülkemizde olmalıdır. Ama eğer yok aşağıya çökecekse, hani ülkemizi sömürecekse ya da ülkemizin kaynaklarını sömürecekse veyahut ülkeyi yozlaştıracaksa, hani bu fikir anlamında geriye götürecekse olmamalıdır. Ben bunun düşüncesindeyim. Hani şu, mesela bu Orta Doğu'daki bir sürü insan hani dağıldı ülkelere ama ben şunu hiçbir zaman görmedim. Atıyorum Suriyeli bir profesör doktor görmedim. Ama yurt dışında şunu çok gördüm mesela. Profesör bir Türk mesela, biliyorsunuz hani aşıyı bulan Almanya'da Türk. Onun dışında bir sürü şey var. Hani bir sürü iyilerini onlar aldılar altından hani bu seçmeyi. Ama onun dışında kötüler bize kaldı. Hani ben bunun şeyindeyim. Ve şunu da düşünüyorum. Eğer aldıysak da hani onlara kötü muamele yapmamalıyız. İnsan gibi davranmalıyız. O zaman almayacaktık başta. Hani insan gibi yerine koymalıyız ama hani bu ölçüyü sağlamak gerektiğini düşünüyorum ve şunu düşünüyorum. Hani bu özellikle istimalat politikası ve yani iskan politikasının düzgünce uygulanmadığı kanaatindeyim. Kendi belediyelerini bile seçebilecek konuma geldiler. Hani bunların bir eğitimleri hani verilmeliydi. Yani devlet eliyle bunun verilmesi gerekiyordu. Yani verilmediyse de şöyle bir şey var abi. Mesela Türkiye'nin nüfusu kaç milyon? 80 milyon. Şimdi bakıldığı zaman Türkiye'de mevcut 15 milyon. Yaklaşık kaçta birine? 6'da birine denk geliyor. Hani 5'te biri, 6'da biri. Bu çok büyük bir oran. Hani ileride bunların büyükleneceğini de düşünürsek hani. Hani bu nesil devam ediyor. Yani bu 30 sene sonra ülkemiz için çok büyük, ciddi bir felakettir. Hani yetkililerden de bir, buradan da bir duyurum olsun. Hadi bir şey yap olabilir bence. Bir önlem alınması gerekiyor ki bu Türkiye'nin hani beka sorunudur denebilir. Ne demek istiyor ki meclis başkanı? Övünüyor mu yoksa yeriyor mu? Ben mahallemden geçemiyorum. Sığınmacılardan. Fazla sürmez. Ya bunu unutmasınlar. Bunlar böyle kaldığı zaman 10 sene sonra mahalle muhtarı onlardan. Bu böyle. Türkiye'nin her yerinde böyle olacak. Bizde bir ailede 2 çocuk, bilemedin 3 çocuk var. Bir ailede onlardan 10 tane göndeririz. Herkes vatanında sağ olsun. Niye gönderilmesin ya? Bizlere sıkıntı veriyor artık yani. Vermeyen diyen varsa parmak kaldırsın. Yok. Ama ne yazık ki şikayet eden gerçekle böyle yüz yüze geldiği zaman bizim kardeşimiz. Kardeşimiz tamam. Evinde sağ olsun kardeşim canım. Ne diyorum ki ben? Kardeşim ölsün demiyorum. Ama bize zarar veriyor artık yani. Ekonomik yönden sıkıntısı var. Sigortası çalışıyorlar adamlar. Nasıl olacak? Benim kardeşim çalışamıyor. Bu çocuk çalışamıyor. Niye? İşverenin de işine geliyor. Nasıl olacak bu? Devletin de zararına. Sigorta olmadığı bir şey, ödenek de yok, kesintisi de yok. Bunu bilmiyorlar mı ya? Bu sıkıntı. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Göreceğiz. 10 sene oldu bunlar geleli. Hatta yok 11, 12, 13 sene oldu. 10 sene sonra görürsünüz. Mahalle muhtarları mültecilerde. Bizim için çok yanlış bir şey. Yani sığınmacılara kapılarımızı açmamız. Yani bizim ekonomik olarak ve nasıl diyeyim yani her türlü yönden bizi kötü etkiliyor. Yaşam koşullarımız daha zayıflıyor. Yani standartlarımız düşüyor. Yani halkın özgürlüğünü ve yaşam felsefesini kısıtlıyor. Gitsinler. Geçenlerde ben Suriyeli'nin birine dedim, gidin artık ülkemizden. Sizin ülkeniz yok mu, vatanınız yok mu dedim. Kendisinin söylediği şey şu, bura bizim ülkemiz, burası daha rahat. Bizim ülkemiz burası dedi. İşte bunu, bu rahatlığı verenlere biraz soruşturulması lazım. Araştırılması lazım, biraz ne derler hani kıyaslanması lazım. Neden, niçin, sebep nedir? Neden bizim ülkemizdeler? Türkiye'de sığınmacı çok. Ben şahsen kendi memleketimi bırakıp başka bir memlekete yerleşmezdim. Biz bir vatandaş olarak bir şey de diyemiyoruz. Onu artık onların kendileri de bizden daha iyi biliyor.